Evet, Çatalhöyük'e geldik. Çatalhöyük'te şu an yanımızda büyük bir arkeolog var. Ama hakikaten arkeolog. Estağfurullah, ben arkeolojiye sonradan gönül verdim. Evet, Özgüncüm, Çatalhöyük nedir? Ne anlama gelir? Çatalhöyük'teyiz. Konya Ovası'nda, Çumra'da. 9000 yıllık bir kent. İnsanın avcılıktan tarıma geçtiği dönemi yaşamış. O dönemi hissetmiş bir kent diyebiliriz. Evet. Farklı bir kent çünkü hem doğu tarafı var hem de batı tarafı var. Doğu tarafı neolitik, batı tarafı kalkolitik. İlk kenti doğu tarafında kuruluyor. Hiçbir sokak yok. Kentte tamamıyla evler var. Evler aşağıda, tüm hayat yukarıda. Evlerin tavanında geçiyor. İnsanlar yukarıdan aşağı merdivenle iniyorlar. Tahta merdivenle. Neymiş? Şey geldi. Deneysel. Evet. Mi? Bu model bir ev hocam. Ev yok. Oh, girelim. Oh, bir gelsenize 2 dakika. Abi ne kadar güzel. Burası evin girişi hocam. Oha çok serin. Evet çok güzel ya. Tüm hayat... Evin girişi yukarıda. Evet. Dam tamamıyla sokak diyebiliriz. Bir cadde şey yok. Saniye, burası bodrum katı mı? Burası ev burası. Şey, ama orada bir kapı yok normalde. Kapı burası. Aa, evet. Anladım. Topraktan şeyler var hocam. Öküz başları çünkü hayvanlara tapınım var. Hayvanlara tapınım olduğu için tabii. Öküz, leopar, aslan bunlar önemli hayvanlar. Aynı zamanda işte kafatasında. Anadolu'da leopar yazıyor, yaşıyor. Şöyle bir şey. Aslan yaşıyor. Bu çok önemlidir hocam. Nedir, neden? Bu dünyadaki ilk harita. En eski harita yani, bilinen en eski harita. Bu. Mayalardan da eski tabii. Tamamıyla evleri birebir konumlandırıyor. Hasan Dağı'nı görüyoruz hocam. Hasan Dağı buradaki volkan. Buradaki obsidyen taşlarından yani lavlarından sonra soruyup canlaştığı. Volkanik taşlardan zaten patlıyor sürekli, evet, değil mi? Evet. Oradaki obsidyenlerden işte ok uçları efendim söyleyeyim kesici delici aletler yapıyorlar. Burada hocam jeolojiyi ilgilendiren kısmı dünya jeolojisine. Hasan Dağı oturan ya da yatan bir öküz şeklindedir. Çünkü sağdaki başında da boynuz göreceksiniz. O boynuz aslında kraterin yarattığı o takkesi patlayınca orada boynuza benzeyen bir şey oluşuyor. Aynı zamanda da hocam jeolojiyi ilgilendiren kısmı dumanlar yükseliyor. Şu anda azalmış ama şurada bir patlama yani, anını görüyoruz. O zaman devamlı havada çıkıyor tabii. Havada o kül bulutlarını görüyoruz. Aynı zamanda da bir volkanik patlamanın Japonlardan bile daha eski, betimlendiği en eski de volkanik patlama burası, haritası bu. Çatalhöyük. O yüzden bu duvar bezemesi çok önemli. Çok burada anladım. Zaten sadece uyarı var. Evet, duvarları boyamayınız diyor. Çok da haklılar. Tabii bu bir imitasyon. Orijinali müzede. Hadi gidip görelim. Bu yatak mı? Yalnız ev çok güzel, çıkasım yok. Dışarıda o kadar sıcak kuyruğa bakıyor hocam. İnanılmaz. Evet. Yani tamamen neyle kaplanmış? Bu kadar serin nasıl? Aynı zamanda da şey hocam. Duvar bezemeleri geometrik. Kilim deseni gibi. Bunları göreceğiz çünkü ev duvar boyasını hep geometrik kilim deseni gibi bezemelerle yani boyuyorlar. Şey. Genelde işte deve tüy rengi, kremit rengi, siyah. Oradaki doğadaki toprak renkleri karıştırarak oksitlerden elde ediyorlar. Aynı zamanda da hocam mezarlık yok. Çatalhöyük'te çünkü insanları evin tabanına gömüyorlar. Yaşadıkları yerin. Buraları bir mezar. Tabii burayı açıyorlar. Tamamıyla yer toprak. Mesela şurayı açıyor. İçine işte gömüyor. Yanına da yeniden doğuş inancı olduğu için real karne inanç. Onu tamamıyla o ölü gömme adeti olarak işte ileride yeniden doğduğunda kapkacak efendim söyleyeyim takılar ya da işte değerli eşyaları koyuyor. Daha sonra kapatıyor. Acayipmiş. Burada salonda yaşam devam ediyor. İşte bebekler öldüğü zaman da genellikle işte oturdukları yerlerin altına daha çok gömme işi yapıyorlar. Ama bazen de burada şey çıkmış. Kafatasların bulunmadığı ortaya çıkmış. Kafatasını çıkarıp da onları tekrar... Onların da bulunmadığı, bunda farklı bir adete neden olduğu düşünülüyor. Çok acayip bir şey. Ben fotoğraf çekeyim. Müzik
odalarda büyük ihtimalle işte o buğday. Evet. Arpa. Şu dibek taşı var. Şu ocak galiba. Evet. Fırın. Fırınları evin içinde. Evet. Yiyecekleri burada. Ha, yemekler burada. Evet. Bunların içinde saklıyorlar. Bunlar tarım yapıyorlar tabii. Değil mi? Tabii tarım fırın toplu. Tuğla. Hangi toplu? Yani, bunların adı var mı? Nedir yani? Hocam adı olarak. Kişiler... Hidit öncesi dönemi olduğu Hidit için sadece isim olarak. Yaşayan bir toplum yani, deniyor ve o kadar. Diyebiliriz. Evet çok orijinal. Burada da yönetim de yok hocam. Tamamıyla... bir araya gelerek yaşıyorlar. Evet. Herhangi bir devlet yapısı yok. Sosyal bir yaşam kurmuşlar. Evet, evet. Sosyal bir komünite. Model evler. Evet, bir kavanoz. Topak evler. Özür anlasın. Ay bu ne? Ooo benzer çok. Çok acayipmiş. Ya evler o kadar serin ki. Evet. Ekmek. Sen, ekmek yapımında kullanılan buğday barba gibi tarlalar burada evet. Saklanıyor. Bir tür depo. Depo aha. Evet. Evet. O dönemki bezemeler şey nasıl diyeyim başarısız olabiliyor çünkü insanlar henüz böyle resim çizmeyi beceremiyor sadece işte şey kült olarak kendi kültlerini yansıtmak için şiddetin ve ölümün sembolüymüş başsız olması. Şiddetin ve ölümün sembolü Akbaba olduğu için. Evet. İnsan kafası yemiyorlarmış ama işte resimde ne var? İnsan kafası yiyen bir Akbaba. Ama ölüm sembolü olarak sembol olarak Akbaba kullanılmış. Yani bir başsız tasvir edilmiş. Her zaman bir son olarak düşünmüyor. Bazen kemiklerin tamamı ya da sadece bazıları rütelik. Yerleri değiştiriyorlardı işte. Bazıları da kafatası olmadan bulunmuştu. Aa. Öbür tarafta anlattı. Ayaklarınızın altında ne olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Burada insan kemikleri olabilir. Mesela evet. Platformların altında yaşıyordu. Evet. Çok acayipmiş. Ama yani. Şurada mesela kuşun kafası yok. Buz gibi resmen. Üşümeye bile başlıyorsun. Şundan işte. Araba klimadan daha soğuk. Daha soğuk. Burası hocam mangal mesela. Burada uyuyorlar. İyi geceler. Ve şu var hocam yani Neolitik, Kalkolitik dönemdeki diğer çağdaş kentlerine göre daha ileri bir seviyede. Bir evet. Tık önde gidiyorlar. Ziyaretçi merkezi var burada. Evet. Uğrayalım mı oraya? Evet. Depo alanı bu da bir. Çok güzel olur. Tabii. Uf. Bir soralım. Kaç kişi girmiş bak buranın çalışmasına. Bir sürü kuruluş yardım etmiş. Sürekli yeniler. Burayı ilk kazan Melart. Arkeolojideki önemli bir figür. 61 yılında. Evet. Resimler var, fotoğraflar. Ya kültür mirası. Milattan önce 7100, 6000. Yuh! Ne kadar eski. 9000 senelik bir yer. Diyor ki Stone Age, milattan önce 3100. Giza piramitleri milattan önce 3100. Tarihi Kudüs şehri 1004 M.Ö. Tısadilo 1. yüzyıl, Kremlin ve Kızılmidyan 12. Notre Dame 13. yüzyıl, Taos Boyabı 13-14 ve Çatalhöyük. Dünyanın en eski yerleşim yeri mi diyoruz buraya? Yani dünyadaki Mezopotamya en eski ama Mezopotamya dışında, Mezopotamya'nın dışındaki kendi yaşadığı çağdaki en kalabalık kent. 8000 kişi yaşamış. Allah. Neolitik, Kalkolitik dönemdeki en büyük kent diyebiliriz. Evet. Rüzgarlı bir Kasım gibi iki abi adam şey, Orta Anadolu'nun devasa bir tepesinden koşarak büyük bir heyecanla aşağı inerler. Yarısı, yukarısı Neolitik diye bağırırlar. Tepenin aşağısında bekleyen adama o da şaşkın içi, aşağısı da Neolitik der. Evet işte bir... Arkeoloğun sevinci böyle bir şey işte. Yukarısı Neolitik, aşağısı da öyle. Çünkü sanki işte kalkacak yok. Evet. Ne yapıyorlar? Kamil işte ilk gittiğimiz evdeki gibi. İlk gittiğimiz evdeki gibi her şey başta. Tabii. Hayvanı yakaladı. Kamil işte avcılık üzerine, avcılık. Daha sonra tarım ikinci başlıyor. Girdiğimiz evdeki gibi tarım. Ha. Sokak yok, onu bahsettim. Ha evet. Herkes çatıda. Çatılarda, içerilerde evet. Bak aralar. Ha çatıların üstünde bir hayat var. Anladım. Hayat çatıların üzerinde, her ev biri, aşağıda. Her biri ev, anlıyorum. Ben toprağın altında değiller ama. Hayır, toprağın altında değiller. Zemin zaten. Değiller. Zemin binaların üstü. Aa, anladım. Ve merdivenlerle binalar arasında geçişler sağlanıyor. Olaya bak. Ticaret yapıyorlarmış. Kapadokya'dan gelen Akdeniz'den gelen deniz kabukları sepetleri, Kızıldeniz'e kadar uzak gelen deniz kabuklarına rastlanmış. Bir sürü yerden şey getirmişler. Kızıldeniz'den deniz kabuğu getirmiş buraya. Ne var? Seramik tuzluk, inanmıyorum. Su çıkıyormuş buradan. Dünyadaki benzerleri ne istiyor kabul eden? Tuzluk, tuz konuyor içine. Aa, en üstteki deliklerden başka bir açıklığı yok. Buradan tuz dolduruyorlar, oradan boşaltıyorlar.
obsidyen aletler, volkanik canlı olarak kabul edilen obsidyen Çatalhöyük'te taş aletler. Yırtıcı bir hayvan. Bıçak. Kemik saplı çakmak taşı, evet. Kama. Anadolu Neolitik dönem kuruntular arasında en ince işlenmiş çakmak taşı kamalar Çatalhöyük'te bulunanlardır. Teşhirdeki kemik sapı çöreklenmiş yılan şeklindedir. Evet. Harita. Simgelerde devrim. Evet, bahsettiğin harita bu. Evet. Anladım. Dünyadaki en eski çizilen harita oluyor. Bak, şehir böyle bir şeymiş eskiden. Böyle yaşıyorlarmış. Milattan önce 6000'lerde kalkolitik çağ boyunca neye benzemiş olabileceğini gösterir. Bayağı şurada tarım yapıyorlar. Bileklikleriyle bilmiştir. O zaman büyük bir dikkatle gömüldüğü görünüyor. Arkeologlar her iki bilekteki bileklikleri ve göz yaşı damlası için bir kemik parçaları halkaları görünce tüm cesedi dokunmadan korumaya karar verdiler. Bunu yerleşimden kaldırdılar ve kalıcı olarak gösterimini yapılması üzere en yakındaki Konya Arkeoloji Müzesi'ne gönderdiler. Baksana, bilezikleriyle koymuşlar çocuğu. Evet. Ve bir gözyaşı damlası şeklindeymiş bir şeydi. Gözyaşı biçimli kemik boncukları. Ay, çok acıymış ya. Evet. Bunlar hani boncuk şeklinde yapmışlar, gözyaşı damlası şeklinde. Çocuğu ölmüş demek ki. Şimdi peki ne yapacağız? Bitti. Hangara gidelim hocam, yukarıdaki. Hangar. Bu sefer kazı alanına bakalım. Tamam. Çatalhöyük'ten mesela sebebi de şey hocam. Hem Doğu Höyük var, hem de Batı Höyük var. Hı-hı. O da çatal biçiminde olduğu için direkt Çatalhöyük olarak isimlenmişler. Yani şurada görüyorsunuz işte Doğu, Batı. Aa, iki tane hayvan. Şu da ara şey olması lazım. Yani burada şehre gelmiş oluyorduk değil mi? Evet. Şöyle geldiğim zaman diyordum yani ki şeye baktığımız zaman. Hocam daha kazı sürüyor. Daha kazı sürüyor. Burada, evet. Belki üzerinde gezdiğimiz yerler şu anda, tabii, evlerin tepeleri. Tabii ki. Burası tamamlandığında belki inanılmaz bir şehre dönüşecek. Ama bir şey var işte, kazı. Böyle hemen kazalım da bulalım olayı değildir. Ha. Yavaş yavaş tamamıyla envantere alınarak. Daha inceleyerek. Üzerine bilimsel çalışmalar yapılarak. Önceliklere göre, yani normal bir ev yerine mesela tapınağa daha öncelik sağlayabilirler. Tapınağı ilk önce. Gibi. Çıkarabilirler. Çok mu maliyetli? Çok. Öyle mi? Çünkü neden? Kocaman bir ekip çalışıyor. Onlar tamamıyla burada yaşıyorlar. 24 saat diyebiliriz. Evet. Bir de çok sponsor gerekiyor. Lütfen sponsor olsunlar. Bir de çok sıcak. Evet, şu anda çok. Cayır cayır yanıyor burası. Ooo. Kız alanına geldik. Burası Batı Höyük'müydü. Oh, Füzey kız alanıymış bu. Evet, Füzey. 2008'de tasarlanmış. Gelmiş. Burasını da üstüne rüzgar ve kardan. Tabii. Şimdi bu devam ediyor mu çalışmalar? Evet. Şu an burası eski bir şehir. Bak, ha, çatılar. Aralarda küçük yollar. Tekrar, evet, çatılar. Yürüyüş alanı buydu yani. Alt dediğimiz zaman aslında. Öyle bir şey yok. Üstünden geçerek şu aralardan, evet, geçeceğiz yani. Şehrin yapısına bak. Ne kadar ilginç bir hayat ya. Ama insanlar böyle yaşamış yani. Bizim atalarımız. Bu çağa gelene kadar kolay gelmemişiz yani. Şeylere bak. Milattan önce, pardon, toplam 9000 yıllık bir yer arkadaşlar. 9000 yıl önce Anadolu'da yaşam nasıldı? Buyurun. Gelin görün. Önünüzdeki binaya bakın diyor. Alandaki diğer evlerde de görülebilecek birçok öğeyi barındıran bu bina, Çatalhöyük'teki arkeologlar tarafından şimdiye kadar çıkarılmış en büyük binadır. Burası. Yerde görmekte olduğunuz boşluklar ise mezar çukurlarıdır. Şunlar. Her biri mezar çukuruymuş. Ve aynı zamanda da yukarısında hocam şey, devam ediyordu yaşam. İnsanlar yaşamaya devam etmişler, evet, odada. Arkeologların mezarları kaldırmasıyla geriye bugün gördüğünüz çukurlar kaldı ve bilin, evet, bakalım ne oldu. Bu çukurların birinde yetişkin bir erkek cesedi serçe parmaklarında kemik yüzüklerle bulundu. Evet. Şimdi sol tarafınıza bakın, bu evdeki duvarların ne kadar kalın olduğunu görebiliyor musunuz? Evet. Ne kadar kalın hakikaten ya. Çünkü niye koruma? Evet. Korunma. Hem doğal koşullar var, bir de insan koşullar da var. Bir de canlılar var yani, tabii, saldırabilecek onlara. Tabii. Duvarlar... Yılanlardan tutun aslanlara kadar.
Çatalhöyük'te evlerin duvarları yan yana inşa edilirdi ve genellikle aralarında boşluk bırakılmazdı. Çünkü hayvanlar girebilir, her şey girebilir diye. Bir de hocam biz şu anda 2000'lerin kafasıyla düşünüyoruz orta evet. Doğal yaşamada. O zaman burada filler vardı. Timsahlar vardı yani Anadolu'da. Şu da denizde gergedan çıktı. Tabii. Yani tamamıyla Afrika savanaları gibi daha böyle. Acayip. Enteresan. Şimdi bir doğal yaşam. Şimdi binanın arka tarafına bakın. Katlanlaşmış malzemelerden oluşan bu yapı bir çöplük. Yani insanların çöplerini döktüğü bir çöp çukuru. Evet. Büyük ihtimalle o dönemde insanlar çok fazla çöp üretmediğinden bu çöplüğü gördüğünüz hale gelmesi 200 yıl sürmüş. Evet. Hani neresi o çöplük? Şu mu? Şu olabilir hocam. Şu katman. Evet. Şurası. Şu katman. Evet. 200 yılda bu hale gelmiş. Çünkü o zamanlar çok çöp çıkmıyormuş. Marketten bir şeyler al gel oğlum değil de bildiğin git. Evet işte. Çöplük burası. Modern destek kirişleri şunlar. Yan yana inşa edilmiş duvarlar. Hep dip dibeymiş. Çok kalın duvarlar. Evet, iki duvar var yan yana mesela. Evet. Orada gözüküyor bariz. Evet, abi tabii üzerindeki aynı şu gibi toprak kaplı hocam. Şurada. Evet. O gösteriyor. Mezar çukurları da şunlar. Evet. Ooo, yan yana bir sürü çukur. Kazı ekibinin yaptığı onlar çukurlar. Çıkarınca onlar tabii kalmış. Çıkarınca. Kazı bitmiş durumda. Haziran, Temmuz'da olmaz. Eylül'de kimse olmaz. Biliyor musunuz, insanların sadece yaşadıkları evin içine ya da aileleriyle birlikte gömülmediğini gösteren kalıplar var. Hayvanlar da var. Hayvanları da gömüyorlar. Evet. Evdeki. Şöyle bir şey var. Şu andaki aile yapısıyla o dönemki aile yapısının arasında aslında uçurum da var. Orada aile bir artık kült oluşuyor. Mesela şeyde tapındıkları ana tanrıça, büyük göğüslü, işte büyük kalçalı, tamamıyla bazen doğurur vaziyette. Memeleri sarkmış, belki de yaşanmış olarak bolluk, bereket simgesi olarak ana tanrıçaya tapılım var. İşte kadın nedir? Zaten ailedeki bir figür kadın. Yani birlikte yaşadıkları bir figürdür. Bizde şu an bu medeniyetimizde ne hayvanlar ne de yani doğanın içinde ve kendi aile bireylerimizin içinde de bir inanış kültü olmadığı için oradaki uçurum var ve aklımız hayalimiz şu anda ancak puzzle'ları birleştirirsek oturtabiliyoruz yani o dönemki yaşama. Şu daha Hasan'da. O da yanardağ şu mı? Şuradaki hocam. Hasan'da yanardağ değil mi zaten? Yanardağ bir volkan. Hocam Çatal'ın orkasına geldik. Ne demek? Çatalhöyük'e Çatal ismi de veren. Haa burası İki yani. İki tepenin arasında şimdi Batı tepesinden Doğu tepesine geçiyoruz. Evet. Anladığım kadarıyla. Çatalhöyük denen şey şu aradaki çataldan kaynaklı yani. Evet. İki tane höyük anlamına geliyor aslında. Gerçek. Çatalhöyük, Çatalhöyük. Şarkısı bile var. Çatalhöyük, Çatalhöyük. İşte ikinci hangara geldik. Evet. Müthiş bir ova. Sağdan sola ova yani. Hiçbir şey yok başka. Şöyle bir bakarsan. Türkiye'nin %80 buğday ihtiyacını karşılayan. Burada buğday üretiliyor. Güzel. Konya Ovası bereketli. Ayrıca şurada bir uyarı var. Arazide çukurlar vardır. Düşerseniz kendi sorumluluğunuzdadır diyor. Alın işte buraya düşersen. Ne halin varsa gör. Özellikle olarak almıştır. Evet. Taşına bak denmez yani. Taşına. Evet, olay buymuş. Abi şehre böyle geldin istene. Sana bir tribün tepeden baktım Çatalhöyük. Doğal taban 3 metre aşağısında açılmış. Burası işte daha ileri bir. Yani burası normal toprakmış. Burayı açmak için üstünü açmışlar bildiğin. Evet. Görmek için burayı. Vallahi inanılmaz. Ya bir yamacı tamamıyla orada zaten 3 metre. Aşağıda gördüğünüz alanın 3 metre aşağısında doğal tabana ulaşmışlar. Yani. O zaman dışarıdaki o tepelerin altında da olmalı. Tabii. Ya burada uygulanan arkeolojik süreçler var hocam. Şuradan itibaren başlıyor. Arkeolojiden önce kazanını araştırarak kaza yapacak uygun bölge belirliyor. Kazacakları alana dair notlar alıyor, fotoğraf çekiyor, çizim yapıyor. Sonra kazı başlıyor. Kaldırdıkları dolgu malzemesini eliyor, buluntuları temizliyor. Çalışmalarını tartışıyor, buluntuları paketliyor. Buluntular laboratuvara gönderiliyor. Depolarda saklanıyor, arşivleniyor. Son dolaştı Çatalhöyük'ten Edüş'ün yayınlıyorlar. Makale ya da tez bulanlar. Evet. Bilimsel şey işte, çalışma süreci değil mi? Lazer tarayıcı. Lazer tarayıcılığıyla arayışı görüyorlar evet. Toprağın altını. Fotoğraflarla modelliyorlar. Tabii. Dijital tabletle de oyun oynuyorlar. Dijital ortam. Akşam PUBG oynuyorlar değil mi? Aynen. Çok güzel bir alan vallahi, buraya gelin siz de oynayın. Arkadaşlar şu an Çatalhöyük'teyiz. İşte buyurun. Tam 9000 yıllık bir yaşam alanı.
9000 yıl önce Anadolu'da gördüğünüz evlerde yaşıyorlardı ve çatılarda geziyorlardı. Arkadaşlar gerçekten muhteşem yerler. Gelin görün, bakın Konya'da Çatalhöyük var. Hiç de uzak değil. Kaç dakika geldik? 45 dakika falan sürdü evet. Buradan. Yolu çok iyi değil. Biraz eski bir yol fakat çok güzel. Mutlaka gelin görün. O karşıda da harita var değil mi? Evet, bu harita çok önemli çünkü. Bunlar gene gömüler tabii. Evet. Mezarlar. Müthiş, kapsamlı ve detaylı. Hep birlikte çalışıyorlar. Çok güzel. Bütün burayı kazanlara teşekkür ediyoruz. Şahane bir özellikle şey kazandı. Özellikle Melart. Melart kim? Melart arkeolojide önemli bir figür. Burayı ilk keşfeden. Gözlerimi... ...2011 kazılarında bu model resim gerçek duvar resminin bulunduğu bina 80'in doğu duvarında 2017'de yerleştirilmiştir. Resmin deseni kalkmaya başladı. Aa, bu bundan bahsediyor. Yok, hayır başka bir şey var. Ya kurganın aksa tarafı. Şurası bak şurada. Ha evet. Çok güzel bir esinti var gölgede. Fakat sonrası tam bir kabus. Bak şuraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey yokmuş gibi. Elimi uzatıyorum. Hamam gibi. Aa. Nasıl olacak? Şu... Yani Anadolu öyle bir beşik ki her medeniyetin buluşma noktası. O Neolitik, Kalkolitik çağda da. Evet. Ya Mısır'dan işte ticaret yapılıyor. Buraya buradan da. Mısır'a obsidyen gidiyor mesela. Hasan şey? Dağ'dan çıkan. Evet. Obsidyenler yani ticaret hayatı da var ve medeniyetler birbirlerini tanıyorlar. Çok orijinal. Bu müthiş bir olay. Evet. Yani öyle bir toprakta yaşıyoruz ki. Her şey var. Tabii. Bulmak ve isteyen her şey var. Müzik de öyle. Böyle bir şey. Yani Anadolu müzik hazinesi de o kadar kültürden etkileniyor ki. Antik kentler de öyle. Tabii. Ve bu ticaretin sonucunda müzik de aynı şekilde evet. geçiyor. Yani şimdi bu araştırmalar tabii insan varlığıyla alakalı. Evet. İnsanın olduğu her yerde müziğin olmama ihtimali yok arkadaşlar. Tabii. Nasıl bugün çocuklarımıza ninni okuyoruz? O böyle yazılı bir beste değil ki. Tabii. Kulaktan kulağa geçen, nesilden nesile aktarılan çok ilginç bir şey. En basitinden bu böyle geçiyor. Bunun haricinde insanlar ibadetleri yapmak için ki o dönemde yani işte bir hayvan yakalamak bir sevinç değil mi? Yemek yiyeceksin. Evet. Belki mırıldanıyorlardı. Ne mırıldanıyorlardı? Hep beraber mırıldandıkları bir şey var mıydı? Evet. Bunlar bilinmeyen şeyler ama keşke onların kayıtları olsa. Ama tabii işte o dönemki imkansızlıklarla yani. Yapılamamış. Galiba dünyanın en eski şeydi Anadolu'da hocam. En eski şarkısı. Hangisi? Bu bestelen bir şey. Nota evet. Evet. Şimdi arabamıza gidelim. Evet. Bitti galiba. Hadi o zaman. Şurada çay içecek bir şeyler var. İsterseniz sonra oturalım. Abi. Evet. Geçen sene Ağustos'un 24'ü 25'i gibi İran'a gitmiştik. Ve İran'da Humayun Şecaryan'la buluşup muhteşem bir röportaj yapmıştık. Bir konserini izlemiştik. Bizim için unutulmaz günlerdi. Unutulmaz dakikalardı. Bundan yaklaşık bir sene sonra şu an Konya'da Humayun Şecaryan'la tekrar buluşacağız. Şu an Mevlana Müzesi'ne gidiyoruz. Orada Humayun olacak. Ona küçük iki soru soracağım. Ondan sonra bugün dinlenmeye çekileceğiz. Şimdi Humayun'a gidiyoruz. Öncelikle sizi bir yıl sonra tekrar görmek benim için büyük mutluluk. Çünkü geçen sene İran'da kendisini izleme şansımız oldu. Kendisi bizi davet etmişti. Evet, inanılmaz mutluyuz tekrar karşılaştığımız için. İsterseniz kısa çevirin. Tabii. Mi gene ben iki pasajı umarı davet geldim. Ben zinke dubarım, salve şumarın cüddem kesen hayli barım hayal dönem bize. Evvel bigem ki çeqad az in didare inca mene ve didare dubarı şuma hoşala. Muhteşem günlerdi bizim için. Türkiye'ye döndüğümüzde herkese anlattık. Ben YouTube kanalımda herkese izlettim ve anlattım. Ve ben vakti ki bergeçtim, az kanali YouTube'am en kadar pura zuhurat ve hayecanat ziba ve pura maneviyat bud ki ben bela fasile dar haber YouTube ahvalat şahsim ve budan ba şuma ve kullan un çen vakti ki dar İran budam ve iştirak gözeştim dar YouTube. Sizin de katkınızda ben her sene İran'a gelmek istiyorum artık. Ve miham ki ba himayet şuma elbette himayet manevi şuma ve be hatır didari ki elbette ba şuma daştam in alaqe ve in ishtiyaq dar man hastesh ki be tur daim be İran biyam ve inu şuma baraye man faraham kardid.
Ben yeni albümünüzle alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Çok güzel bir albüm olmuş öncelikle. Son olarak bir hafta önce o albümden bir şarkıyı, bir soprano sesle düet yapmışsınız. Yes. Müthiş güzel olmuş. Ben de analiz videosu yeniden yaptım. Yarın konserdeyken yayında olacak. Emigen ki video jadide tut İran hemen fokolade bud ve yek ve do sedayı daştın soprano ve inha ve فردا قبل از اجرای مراسمتون تیکه‌ای که شخصا طراحی کردم و محول کرده بودن به من قبل از اجرای شما در صفحه پرده اونجا اون تکه رو ما سورپرایز شما خواهیم دید. مرسی. Thank you. Ben teşekkür ederim. Öncelikle ilk albümle, bu yeni albümle alakalı neler söylemek ister? Yeni çıkanı bu. Yeni çıkan albüm. میخوام لطف بفرمایید چه صحبت هایی دارید راجع به آلبوم ایران منتون؟ خب البته آلبوم ایران من موسیقی که ما اینجا اجرا خواهیم کرد میدونم که کاملا متفاوت. افندم öncelikle buradaki icramız biliyorsunuz başka bir icra ama İran Men yeni albümüm. Albüm İran Men باز در ادامه همون تجربه هایی که حالا من همیشه دنبالش بودم در کار هنریم اتفاق افتاد و سهراب عزیز. Efendim İran Men o albümün benim İranım. Her zaman çalışan Sohrab Urnazeri çok aziz dostum ve büyük senetkarımız. Her zaman o çerçevede çalışıyorduk ve böyle bir çalışmayı temenni ediyorduk ve kafamızda böyle bir planımız vardı. Ben önce ma formhay muhtelif ya musiqi ro kenar ham goştim. Az qat'e qullab ta un qat'e ke خوب شد و خب ایران من که میهنی هستش و یک تصنیفی هستش که به شیوه کارهای پدر و پرویز مشکاتیان ساخته و اجرا شده. Efendim bu yeni albümümde muhakkak siz de daha iyi biliyorsunuz çok farklı bir makamlar mesela kullab makamımız vardı veya çünkü benim İran'ım tabii ki bir mahtar terzi bir nasyonal terzinde bir icramız vardı ve en önemlisi babamın sanat hali ve babamın icraları iki parçası önce önemlisi onu da ben bu İranemen'de muhakkak onları çalışmak istedik. Önce kulliyatış yine diye yani formhay muhtelif yaz sabkay mala çekof همسان نیست یعنی خیلی یعنی با هم متفاوت هر ترک شیوه آهنگ سازی شدهش و شیوه خوندنش یعنی بودا کوچولو با هم فرق داره طبیعی که افندیم دینلیپسینیز یعنی بی هارمونیا و بی کالیپته و بی شکلده بو اجرا یوک bazen yani parça parça olabiliyor makamlar filan ama tabii ki hepsi bir çerçevede ve bir dairede geziyor ama farklı farklı makamlar ve çeşitli çeşitli bir albüm ortaya çıkıyor. یا آواز هم تو داره که اون آواز رو من بر اساس استاد کریم خانی خوندم که ایشون یک فرم خاصی از هنجرشون استفاده میکنم که اینم من بر اساس شون اون آواز رو تعبیر کردم که باز اونم به اون قطع به اون مجموعه اضافه شد. سگاه آواز بدا. نه بدا. اما بدا هست. و اونجا این önemli olan da bizce efendim kendini söylüyor Humayun Bey. Orada bir Kerimi Kerim Khani bir üstad varmış İran'da ve böyle canlı yayın gibi hiç önceden çalışmamış böyle bir program yaparmış. Tabii orada ben de aynı işi yaptım. Yani bir parça var orada. O parçayı ben orada yani hiç eskiden çalışmamış Kerim Hani sefkinde ben de aynı biz felbedaha söylerler İran'da hazırsız onu orada icra etmiş. Aynen. Improvize şey mi acaba? İmprovizasyonla benzer mi? Şabiye ebrazisyon hastesin ecre ya kamelen felbeda has. Kamelen felbeda has. Hayır. Başka bir tarz.
ولی خب چون بر اساس شیوه ایشونه خیلی نزدیکی احساس میکنم Tabii ama tabii ki çünkü ustad dan geliyor bu kaynak tabii ki onun katkısı çok. Sizi izleyen kanalda geçen yıldan bu yana birçok büyük kitleniz var, birçok hem Türkiye'de hem dünyada ama YouTube kanalında sizi izleyenlere nasıl bir mesajınız olur? Çok mutlu olurum. میگن که در همه جا در شبکه‌های اجتماعی و جاهای دیگه تعقیب کننده ها بسیاری دارید ولی در یوتیوب این خیلی زیاد هستش مخصوصا کانالی که ما به شکل رسمی اداره می‌کنیم و آخرین سوال که نیست خواستم اینه که برای این خیلی علاقه‌مندان و دوستدارانتون بالاخص در شبکه خبری یوتیوب ما صحبت آزاد چی دلتون خب به هر حال همه عشق ما هستن اینا میدونید یعنی شما وقتی کار هنری انجام میدین در واقع این اون بندی هستش که در واقع هنرمند رو به شنونده متصل میکنه و این بند ناگسستنیه و واقعا این لطفی که وجود داره از طرف شنوندگان در واقع باعث میشه که شما همیشه احساس خوشی داشته باشید و احساس دلگرمی بکنید. افندم طبیعی که سوسیال مدیادا و یا تلویزیونلرده یا veya gazetelerde bizi takip eden, bizi sevenler bizlere bizim aşkımız. Onlar gerçekten bizim aşkımız hitap edebiliyorum efendim. Zaten bir ip gibi bir bağlantımız var. Yani bizim çabamız, bizim sanatımız zaten onlara. Yani hep dikişimiz o kadar da kuvvetli, o dikiş hiç zaman kopmaz. Ve tabii ki onları seviyorum ve derin saygıyla aşkım hitap ediyorum, muhabbetimiz çok fazla onlara. اینا همه دوستان عزیز من هستن و چیزی که میخوام براشون بگم اینه که امیدوار هستم همیشه سلامت باشن در اینجا و همیشه سلامت باشن دلشون شاد باشه این برای من از همه چی مهم افندم طبیعی که اونلار بیزی heyecana getiriyor. Onlar bize neşe katılıyorlar. Tekrarlıyorum çok aziz. Öncelikle Yüce Tanrı'dan onlara sıhhat ve selamet. Çünkü çok önemlisi bu zaten. Onu arzu ediyorum. Bütün bizi dinleyene ve dinlemeyenlere. Umarım ki karayı ki ma hizmetçün takdim mikonim. مورد پسندشون باشه. Tabii ki temenni ediyorum, arzu ediyorum. Bizim onlara çalışan hizmetimizi kabul etsinler ve beğensinler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar şu anda konsere gidiyoruz. Konserde yer az. Onun haricinde bizim arabamızda da yer az. Bakın arka tarafa. Bakın Team benim Zone ekibi. Öbür tarafa veririm o zaman. Bu görüntüler basına yansıtılan yani inanılmaz dehşet dakikaları yaşanıyor ama yetişmek için her şeyi yapıyoruz. Bugün Lübnanlı şarkıcı sahnede olacak. Bir bayan sanatçı. Siz hemen kadın diyeceksiniz. Bayan deme kadın de. Bu bir kaos. Bıktım artık vallahi. Yemin ediyorum. Hem bayan hem kadın sanatçı. Artık ne diyeyim yani. Siz bayan mı kadın mı? Hangisini denmesinden hoşlanırsınız? Kadın denirsem mutlu kadın olur. Daha mı diyor, öyle mi diyorsunuz? Yani o zaman tamam. Ama bayanda da çok sorun yok bence. Çünkü yani böyle şey naiflik vermek için biz alışmışız öyle deme yani. Bayan sanatçı, bilmiyorum. Kadın sanatçı Lübnan. Bay, yani erkekleri deniyor bayan. Sanki erkeklerin yüksek tutulup kadınların aşağılanması gibi algılanıyor. Aa. Yani isim kökenden dolayı. Ama aşağılayacak olan kadın kelimesi de aşağılanıyor. Erkek kadın daha eşitlikçi bulunuyor. Öyle mi?
Evet. Evet, daha erkek kadın. Şey, evet. Erkekle kadın literatür de birbirine eşit oluyor. Ama o zaman bay bayan ne anlamı geliyor? Hiçbir anlama gelmiyor. Bay boşluk. Erkek, bayan. Yani köken olarak kadın. Bana biri bay dediğinde bay. Onu da şey yapacağım ben artık. Maalesef bana bay demeyin. Ben bay, bay değil erkek. Hani, hangi ben bay değilim erkeğim. Evet neyse geldik. Bey diyorlar falan. Ha. Sayın Yüce. Emre Bey. Buyurun. Diyorlar ya. Bey yok. Emre erkek. Oh,